Evet, ekranınıza mucizeyi getirdik değerli izleyenler. 30 saat sonra Hatay'dan bir anneyle çocuğu enkazdan kurtarıldı. Şu anda da yine sesler gelen yerlerden bir tanesi Hatay, İskenderun özellikle. Az sonra yine bağlanacağız. Ancak ekrana getireceğimiz ilan işte bu gerçek değerli izleyenler. Dedik ya hani her şeye çok fazla inanmamanız gerekiyor. İnanmanız gereken bir gerçeği ekrana getiriyoruz. En acı gerçeği belki ekrana getiriyoruz. Bakınız, buyurunuz işte. 3 sene önce yapılmış bu bina. Yerle bir olmuş hocam. Evet, yeni bina. Yeni buyurun. Bina. Doğru. Doğru. Evet. Şimdi bu zemine uygun bir sene önce yapılmış. Çok özür diliyorum. Düzeltiyoruz. Bir sene önce yapılmış. Bir sene önce yapılmış bir bina. Mühendislik hatası var yani. Mühendislik hatası var. Tabii tabii. Tabii. Nasıl izin alabiliyor denetim, bu hata peki? Denetim hatası. Denetim hatası. İkisinden birisi, ikisi de olabilir. Yeterince denetlenmemişse. Tabii ki şu anda yapı denetim firmaları var biliyorsunuz lisanslı. Bunlar bakıyor şeye. Devlet kendisi bakmıyor. Dolayısıyla buna izin veren, yani uygun gören yapı denetim firması bundan ceza alacaktır. Ölümünüzü 2 milyon 850 bin liraya satın alabilirsiniz değerli izleyenler. Daha bu yani. İlana göre ne yazık ki bu kadar acı konuşuyor olacağım. Ancak öfke, hüzün, isyan ne derseniz deyin. Ben size bakarak bunu söylemek istiyorum. Şu anda arkamda gördüğünüz ilanda 2 milyon 850 bin liraya daire satılan bu bina işte ölümünüzün bedeli. Hangi müteahhit yaptıysa, hangi mühendis yaptıysa hepsi ortaya çıkacak. Kim onay verdiyse. Kim onay verdiyse. Bunlar çok önemli. Çünkü neden? İşte bunlar mezar. Sizin az önce söylediğiniz mezar. Evet. Bir sene. Bir sene önce yapılmış. Emlak. Satılık daire 240 metre. Ne yazıyormuş sitede? Ebeveyn banyosu varmış, gömme dolap varmış. Gömme dolap varmış. İnsanları gömdünüz. İnsanları gömdünüz. Bu binalarla